Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet yine size çok kolay ama görünüşü çok şahane olan güzel bir model hazırladım şu şekilde. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şöyle model hazırladım. Çimeni ara ara bazı modellerde de kullanıyorum. Şöyle bu çiçeği de kullanmak istedim bakın arkadaşlar. Çok güzel ve yapımı kolay duran bir çiçek. Şöyle bu çimeni yan yatan yaprak çimenini de bu şekilde kullandım çok da hoş ve güzel bir duruşu var şöyle bir de uzaktan tutayım daha net gözüksün çimenimizin arasına şöyle üç tane birik koyup sonra bu yan yatan yaprağı yapıyorum yaprağın yapımı da kolay şöyle bir de pipiriklerden oluşan bir dal hazırlıyorum sonra bu çiçeği Tepe kısmındaki 5 zincirli yuvanın içerisine hazırlıyorum Evet çok kolay ve yapımı ve duruşu çok güzel olan bir model şöyle modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet tülbentimizin kenar tırlama işlemlerini hazırlıyoruz şöyle arka tarafı unutalım İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battımızın içerisine sık iğne ile sabitleyip şöyle ilk başlar gibi başladık. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip bakın bu şekilde bir zincirden oluşan bir yuva hazırlıyorum. Sık iğne ile 4 zincir. 4 zinciri bu oluşturmuş olduğum bir zincirli bakın aradan girip şöyle sık iğnenin arasında şekilde kirpiği oluşturuyorum. Bir zincir çekince arkadaşlar rahat oluyor. Şöyle bazı arkadaşlarımız zincir çekmeden direkt sık iğne ile geçiş yapıyor. Bu bir zincir şöyle rahat girmesini sağlıyor 4 kir zincirli kirpi. 4 zincirimi çekip şöyle bakın bu ara kısımdan girip buraya sabitliyorum. Tomurcuk oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Hemen Yandaki tığ battığımızın içerisine giriyorum ve sabitliyorum. 4 zincir. Ara kısımdan girip sabitledim. Evet, bu şekilde bakın 3 tane kirpiyi oluşturduk. Şöyle son olarak yine bir zincirle geçiş yaptık. Bakın, bu şekilde ara suyu ve çimenimizi oluşturduk. Şu kısmı yaptık. Bakın aradaki kısmı bu şekilde birer zincirli sık iğnelerin üzerine 4 zincirden kirpik yaparak 3 tane oluşturduk. Şimdi de yaprağımızı yapacağız. Evet, direkt sık iğne ile sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı dıladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 3 seferde alıyorum Ve 2. 2 2 3 seferde trabzanımı aldım. Şöyle bakın. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığa doladım. Tırabzanı yaprağım için yuva denip 2 ve 2 olarak alıyorum. Evet, 2 zincir, 1 tırabzan. 2 tane tırabzan. Bir defa tığa doladım, yine yuvaya girdim. Şöyle 1. Şöyle 2, şöyle 2. 3. tırabzan. 2 defa tığa doladım, yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın bir tık yavaş yavaş yaprağım böyle ovalleşiyor. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 1. Şöyle 2. 2 ve 2. Bakın 5 tane trabzan. Şöyle emin olmak için bir daha bakalım. 2, 4 ve 6 taneymiş arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. 5 değil. 3 defa doluyorum bu sefer yaprağımızı yaparken trabzan olan yuvaya girdim. Şöyle 2, şöyle 2, 2 ve 2 alarak bakın yaprağımızı oluşturduk. Şimdi yine 3 defa tığımı doladım. iki tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıya diye sabitleyeceğiz bakın. Şöyle 1 2 ve 3. Üç. 3. tığ battıya girdim. Şöyle 1 2 2 2 ve 2 bu şekilde şöyle trabzanımızı hazırladık yaprağımız da yan bir şekilde yattı 5 tane zincir çekiyorum 5 zinciri kapattım buraya burasını oluşturduk şimdi 2 zincirden bu trabzanı 6 tane kirpikle dolduracağız şöyle trabzana kapatıyorum bu birinci kirpik iki zincir çektim trabzana kapattım bu ikinci 3 toplamda arkadaşlar öbürlerini de saydım 6 tane ikişer zincirden kirpik alıyor bu trabzan şöyle 5 2 zincir şöyle 6 alt. Evet 6 tane yaptık arkadaşlar şimdi aynı tığ battı ya şöyle sabitleyeceğim burası önemli bu. Şeyin düzgün, dalın düzgün olması için. Şimdi aynı tığ battıktan sonra bir tane de yanına sabitleyeceğim. Bakın. Gördünüz. Şöyle ilk başladığım maya geldiğimiz noktaya geldik. Şu kirpik noktasına geldik. Yaprak bakın bu şekil çok güzel duruyor. Böyle oval yağmur damlası gibi yaprak isteyen şöyle videomuz yavaş yavaş da anlattım. Dinlerse güzelce bir yaprak yapmış olur. Şimdi İlk başlar gibi başlıyoruz dedik ya İlk başlar gibi başlıyoruz bakın sık iğne ile sabitledik bir tane zincir çekip Bir sonraki tığ battıya giriyorum sık iğne ile Geçişimi yapıp dört tane zincir çekiyorum 4 zinciri de bu bir zincirli ara kısımdan girip bakın bu boşluktan girip Kapatıyorum Şöyle Bir zincir çekiyorum Hem bu 4 e, zinciri de oturtmuş oluyor bir zincir hem de Bakın şöyle sık iğne ile geçip bu da boşluk oluşturduğu için bir zincir. Bu ikinci çekeceğim dört zincire de şöyle bakın yuva olmuş oluyor. Yani bir zincirin yapmış olduğu iki tane görev var. Hem bu tomurcuğu böyle oturtturuyor. Hem de yandaki yuvaya geçişte bir boşluk oluşturuyor. Ve dört zinciri de çekip kapatıyoruz ki buraya bunun için kirpik içinde yuva olmuş oluyor. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bir zinciri son olarak çektik. Bir tane böyle sık iğne olarak trabzan yapacağız. Bakın boşluk kısmını bu şekilde ayarladık. Evet. Bu ufak noktalar arkadaşlar mesela zincir çekip yapılınca daha güzel duruyor. Böyle şimdi yaprak yapacağız sonra dalını sonra aradan 3 tane birini yapıp çimeni bu şekilde devam edecek. Aynı işlem uzatmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Şöyle çiçeklerin yapılışına geçelim ve nasıl yapıldığını anlatarak videomuza devam edelim. Evet bu şekilde 5 zincirli dalın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvanın içerisine girip ilmek alıyorum. 1 2 2 ve 2 4 seferde aldığım bir trabzan 3 zincirimi çekip hemen trabzanın arasına kapattım. Bir tane kirpik oluşturdum. Bir tanesinde 3 zincir, diğerleri 2 zincirden oluşacak. Evet, trabzanın arasına girdim. Sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından girip şöyle 3. 2 zincir şöyle 4 2 zincir 5 şöyle 2 zincir alt. Bakın, trabzanın ara kısmından girip sabitledim. Bu şekilde. Hemen sık iğne ile de bakın hiç zincir çekmedim şöyle sık iğnemi yaptım. Bir tanesini oluşturdum bakın arkadaşlar. Hepsi aynı bu şekilde. altı tane kipçikten oluşan buraya trabzanlar yapacağız. Bakın 2 4 ve 6. Evet, şimdi Yine aynı baştaki işlem gibi 3 zincir çekerek tığımızın başına 2 defa dolayarak bu 5 zincirli yeşil yuvadan girip şöyle bir 2 2 ve 2 trabzanı yaptık. İlki 3 zincirden oluşacak. Diğerlerini ikişer zincirden yapacağım. Trabzanın ara kısmına girip bir tane bu şekilde kirpik oluşturdum. Şimdi 2 zincir Tırabzana mı kapattım? Şöyle 2. 2 zincir. Tırabzana kapatıyorum. Şöyle 3. 2 zincir. Tırabzana kapattım. 4. 2 zincir. Tırabzana kapattım. 5. 2 zincir. Tırabzana kapatıyorum ve 6. Şimdi yeşil yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Bakın, evet ikinci böyle tırtıl gibi çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Üçüncüyü de aynı şekilde yapalım. Üç zincirimizi çekip iki defa tığı doladım. Bu yeşil yuvaya giriyorum. Bir, iki, iki, iki. Şu dalımızla da arkadaşlar bakın takım gibi çok güzel duruyor çiçeklerimiz. Üç zincir. İlk kirpiğimizi 3 zincirden oluşturuyorum. Diğerleri 2'şer zincirden. Evet. Şöyle kapattım. Tekrar 2 zincir. 3 oldu. 2 zincir. 4 oldu. 2 zincir. 5. Şöyle 2 tane zincir 6 Şöyle 4 seferde alınan trabzanı tam oluyor arkadaşlar. 6 tane kirpik ve yuvanın da içerisine girip şöyle sabitliyorum. Kirpik sayıları 4 şey 5 veya 6 fark etmez arkadaşlar. Bir eksik bir fazla. 4 az olur ama 5 veya 6. Biz 6 taneden yaptık. İpimizi koparalım. Şöyle bakalım üçünü de yaptık arkadaşlar hep beraber şimdi ben bunu yakıp temizleyip şu arkadaki ipleri hemen geleyim Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar bakın çok güzel ve zarif bir model hazırladık sizlere Arkadaşlar baştaki ipim leylak ortadaki altın başak ve sondaki çok eskinin ipi neden baksanız şöyle 15 senelik 20 senelik bir ip kalan iplerden böyle renk açısından mavi yaptım çok benzedi mavi de güzel olurdu da vişne çürüğü deneyin dedim bu şekilde hazırladım en zarif duran da sizle yaptığımız oldu arkadaşlar şöyle bir de beyazın üzerinde de göstereyim diyelim çok güzel bir duruşu zarif ve narin bir duruşu var Şu aradaki üç pir birlikte hem kolay bitmesini hem de böyle bir şekilde ayrı ayrı öyle çiçeklerin daha seçilir durmasını sağladı arkadaşlar. Çok hoş oldu gerçekten zarif oldu. Şöyle tırbandımın üzerinde tutayım ve bir de bu şekilde şöyle sallantılı haline de bakın çok güzel bir duruşu var ekranda inşallah güzeli kameraya da yansıyordur arkadaşlar. Evet. Hoş ve zarif bir duruşu var. Gerçekten çok güzel duruyor. Çarkı, felek, rüzgar, gülü. Güzel bir ismi olabilir arkadaşlar. Dallarıyla uyumlu olan. Şöyle ara suyuyla uyumlu olan bir çiçeğimiz oldu. Sizler de arkadaşlar şöyle emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.